Orta Doğu diyeceğiz. Orta Doğu'daki gerilim tırmanıyor sevgili izleyenler. Kazan, Orta Doğu kazanı. Kazanın başındaki cadı da Netanyahu pek bir keyifle kaynatıyor kazanını. Orta Doğu'daki gerilim ana gündem maddelerinden biri. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın konuya ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Türkiye'nin atabileceği yeni adımlar ele alındı sunumlarda. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında son dönemde yaşanan şiddet olayları ve Yeni Doğan Çetesi soruşturması da görüşüldü. Bebek katilleri yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kurulacak olan komisyona sıcak baktı. Son dönemde yaşanan şiddet olayları, Yeni Doğan Çetesi soruşturması ve Orta Doğu'daki gerilim. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yoğun gündemle toplandı. Masaya gelen bu başlıklar kapsamlı olarak ele alındı. MKYK sonrası yapılan özel toplantıdansa kan donduran bebek ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı çıktı. Sadece Yeni Doğan Çetesi ile ilgili yürütülen soruşturma değil, son dönemde arka arkaya yaşanan şiddet olayları da toplantının gündemindeydi. AK Partili kurmaylar, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yaptı. Toplumdaki şiddetin geldiği boyut ve alınabilecek önlemleri ilişkin araştırma komisyonu kurulmasının faydalı olacağı değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki konuda da bir komisyon kurulması gerektiği önerisine sıcak baktı. Çalışmalara bir an önce başlanması için kurmaylarına talimat verdi. 2,5 saat süren Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın peş peşe yaptığı sunumlar damga vurdu. Orta Doğu'da yaşanan gerilimde son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve A takımı bilgilendirildi. Türkiye'nin başındaki tehlikenin Ürdün'e de sıçrayabileceğine ilişkin değerlendirme yapıldı. İsrail'in saldırganlığına karşı dünyanın tutumu bir kez daha eleştirildi. Türkiye'nin yanı başındaki tehlikenin Ürdün'e de sıçrayabileceğine ilişkin değerlendirme yapıldı. İsrail'in saldırganlığına karşı dünyanın tutumu bir kez daha eleştirildi. Türkiye'nin atabileceği ilave adımlar masaya yatırıldı. Ve yerel seçimler sonrası başlayan partideki değişim süreci. Büyük kongreye kadar olan takvimde birbiri ardına yapılan ilçe ve belde kongrelerinin sonuçları da masadaydı. Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.